Değerli Aydın Post izleyicileri, Aydın Tarım Fuarı'nın 3. günündeyiz. Yine Tarım Fuarı alanındayız. Burada katılımcı görüşlerini almaya devam edeceğiz. Sayın Eylül Çelik, merhabalar. Merhabalar. Biz Aydın Fuarı'na 4. kere katılıyoruz. Aydın Tarım Fuarı'ndan memnunuz. Bunun yanında hakikaten verimli geçiyor. Çiftçilerimize hitap edebiliyoruz. Verimli geçtiğine inanıyorum. Aydın Tarım Fuarı'nın yeri konusunda çok büyük sıkıntılar var. Bir ısınma problemi en büyük problemimiz. Yer konusunda hakikaten Aydın'ın bir fuar alanına ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl içinde katılmayı düşünüyoruz tabii ki. Ama kesinlikle Aydın'ın bir Aydın'a yakışık bir fuar alanına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özgen, merhabalar. Aydın'da 4. düzenlenen tarım fuarımızın bu seneki yer olarak ufak olması bir dezavantaj gibi gözükse de ulaşım olarak daha rahat. Çevre il ve ilçelerden gelen çiftçilerimiz çok fazla. Biz satıcılar için tabii ki güzel bir organizasyon. Kötüsü veya iyisini tartışamayız. Hedeflerimize ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Firmaların yeniliklerini, öne çıkan ürünlerini, mamullerini, bizim bölgemizde çiftçiye nasıl yararlı olabileceksek o tarz ürünlerle beraber bu fuarda sergilemeye çalışıyoruz. Gayet güzel gidiyor. Hava şartları biraz olumsuz olsa da, soğuk olsa da biz istediğimiz ilgiyi, alakayı görüyoruz. Karşılığını da vermeye çalışıyoruz. İnşallah seneye yetkililer bu işi daha büyük bir fuar alanına taşırsa, daha mantıklı ve düzenli bir şekilde olursa, daha çevre il ve ilçelerden gelenlerden hariç daha uzak illerden de çiftçilerimiz gelebilir. Ürünlerini sergileyebilir. Dışarıdan üretici firmaların katılması bizim için çok önemli. Aydın için çok önemli. Sadece Aydın firmalarıyla olmuyor. Bu fuarda da Konya, İzmir, Balıkesir, birkaç yerden, illerden üretici firmalar var. Bence iyi gidiyor. Çiftçiler de memnun diye düşünüyorum. Sadece yerimiz ufak, o kadar. Merhabalar Muharrem Bey. Merhabalar. Öncelikle firmam MGM Tarım Ürünleri. Aydın bölgesinde kurulan bir firmamız. Türkiye genelinde 4 ilde üretim yapıyoruz. Müstasilimizi, tohumu veriyoruz. Verdiğimiz bu tohum da devlet endüstrilerimiz tarafından tescillenmiş GDO'suz dünyada tek tohum. Yıllar itibariyle biz Türkiye'ye Arjantin ve Amerika'dan ithal edilen ürünler yerine artık milli onurumuz, gururumuz, emeğimiz Türk patlayan cım mısırı. Üretmekten ben firma sahibi olarak mutlu ve gururluyum. Çiftçimiz açısından da diğer alternatif ürünlere karşılaştırma yaptığımızda %20, %30 bir kazanç, fazla bir kazanç elde ediyorlar. Önümüzdeki yıl hedefimiz, geçen yıl 3 tane ülkeye ihracatımız var. Artık yurt dışından ithal gelen ürünlerin yerine hem iç piyasada hem de dünya pazarındaki yerimizi aldık. Hedeflerimizi büyütüyoruz. Hiç başlamamaktansa olayın bir yerinden başlamak, hataları zaman içinde düzeltmek mümkün. Örneğin bu 4 yıl önce başlanmasaydı bugünlere gelemezdik. Temennim, mutlaka eksiklerimiz var. Biz yıllar itibariyle gelişmiş ülkeleri tarım fuarlarına gittiğimizde gıpteyle bakıyorduk. Bugün Türkiye'deki gelişen ve değişen teknoloji fuar alanı olarak biraz sönük kalıyor ama teknolojimiz gelişti, sanayimiz gelişti. Kısmet olursa Aydın'da Aydın'a yakışan, bu teknolojiyi geliştiren Aydın firmalarına yakışan bir fuar alanı temenni ediyorum ve beklenti içindeyim. Bunu ilgili makamlara da buradan sözlü ve sesli olarak duyurmak istiyorum. Bunu dikkate alırlarsa bizi mutlu etmiş olurlar. Merhaba Erhan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Tabii tarım Aydın'da çok çok önemli, hayvancılık çok çok önemli. Bu zirvelerin, bu programların her yıl yapılıyor olması, ilimizin katma değeri noktasında daha rekabetçi tesisler kurulması noktasında bizler de en az yatırımcılarımızı %50 oranında destekliyoruz, malumunuz. Aydın'da böylesine önemli bir fuarın gerçekleştirilmesinde tabii emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sürecin faydalı olması adına
tabii ki arzu ediyoruz ki Aydın'daki tarım fuarları, bundan sonra da devam edecek olan tarım fuarları gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde daha güzel temsil edilsin. Çok daha fazla sayıda firmalarımız, temsilcilerimiz, üreticilerimiz bu ülkede emeği olan, tarımda emeği olan herkesin bu fuarlara rağbet etmesini arzu ediyoruz. Katılımcı sayılarının her yıl daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Bizler de tabii ki bu süreçte yerimizde, standımızda, müteşebbisimize destekleme modelleri noktasında süt üreten, et üreten, sütü işleyen, eti işleyen, meyve sebze ürünlerinin işlenmesinde, kırsal turizmde ve buna benzer tüm yatırım ve faaliyet alanlarımızda müteşebbislerimizin yatırımcı olabilmelerini, daha rekabetçi Avrupa Birliği standartlarında ürünler üretebilmelerini ve bu imkanlardan en az %50 oranında ve vergi muafiyeti sağlanarak desteklenmesi çok önemli bizim için. Biz de bu gayret içerisinde gelen bütün yatırımcılarımıza, bütün çiftçi ve hayvancı arkadaşlarımıza, Aydın'ın bu süreçte çok ciddi emeği geçen, eli çamurlu diyelim, çiftçimize elimizden gelen desteği sağlamak için gayret gösteriyoruz. Mehmet Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Tabii bu soruya biraz latifeyle cevap vereyim. Burası zaten kömür deposu olarak kullanılıyordu. Öyle mi? Neyse, hayırlısı bakalım. Latife'yi boş ver. Şimdi tabii Aydın bir tarım kenti. Türkiye bir tarım ülkesi. Elbette turizm yönümüz var. Hem ilimiz olarak hem ülkemiz olarak. Hem sanayi yönümüz var. Ticaret yönümüz var ama tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız. Tarımı, hayvancılığı kalkındırmadan Türkiye'yi kalkındırmamız, Aydın'ı kalkındırmamız mümkün değil. Bu bakımdan Aydın'da tarım fuarı bundan sonraki yıllarda daha da genişleyerek devam edecek. Sadece tarım fuarı değil, ekonomik faaliyet alanı içerisinde ne kadar organizasyon varsa bunlar çeşitli etkinliklerle, özellikle de fuar etkinlikleriyle ekonominin ivme kazandırılması lazım. Bu bakımdan Aydın'a bir fuar alanı kazandırılması konusunda gerçekten yerel yönetim bizden de destek istenirse biz de destek vermeye hazırız. Alan itibariyle vesaire. Yani bu noktalarda biz destek vermeye hazırız. Aydın'a yeni fuar alanları kazandırmamız lazım. Sadece Aydın merkezde değil, Aydın'ın doğusunda, batısında fuar alanı olabilecek ve ekonomiye değer katacak, katma değer oluşturacak organizasyonları çok iyi desteklememiz lazım. Tabii. Şimdi tarım özellikle AK Parti döneminde, son dönemde çok büyük mesafe kat etti. Çok büyük gelişmeler ortaya koydu ki bunun en önemli ispatı bu fuarlardır. Bu fuarlardaki makine ekipmanların gelişmesi, üretim tekniklerinin gelişmesi, üretici firmaların çeşitliliği ve hepsini düşündüğümüz zaman görüyoruz ki tarımdaki gelişme şu son 10 yıldan itibaren gerçekten çok farklı bir boyuta gelmiş vaziyette. Biraz önce Ziraat Odaları Birliği'nin standındaydım ve Ziraat Odası Başkanları özellikle bu yıl 2015 yılı için çiftçinin, her kesimdeki çiftçinin memnuniyetini ifade ediyorlar. Yani bu sene çiftçimiz, üreticimiz, hayvancılık yapan üreticimiz gerçekten para kazandı, ceplerine iyi para girdi diye ifade ettiler. Ondan ifadesini söylüyorum.